hem sosyal medya tehlikesi hem de biliyorsunuz internet üzerinden oynanan oyunlar, çocukların oynadığı o internet oyunları. Şimdi aileler oldukça tedirgin. Çünkü bu oyunlardan bazıları çocukları ne yazık ki intihara kadar bile sürükleyebiliyor. Pek çok örneği var. Milliyetin Bakanlığı da bu konuda harekete geçti ve hem eğitime yöneltmek hem de eğlendirmek için 7 mobil oyun geliştirdi. Bu 7 mobil oyunla hem eğitim görecekler, tarih, matematik, Türkçe konularında çocuklar, yabancı dil hatta, hem de oyun oynamış olacaklar. Bu oyunların satış sanal marketlerde başladı bile. Sosyal medya, teknoloji, mobil oyun, intihar. Son günlerde en çok duyulan kelimeler, kavramlar. Sanal oyunlardan etkilenip intihar eden çocuk vakalarının artması devleti harekete geçirdi. Milli Eğitim Bakanlığı çocukların eğitimine destek amacıyla 7 farklı mobil oyun geliştirdi. Bu mobil oyunlarla çocukların eğitimi sağlanabilir mi sizce? Kesinlikle sağlanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle mobil oyunlar konusunda yapmış olduğu kapsamlı çalışma çocuklarımızın bir sonraki dönemler içerisinde bu tarz oyunları kendi milli değerlerini, kendi manevi değerlerini alarak, öğrenerek hem eğlenmelerini sağlayacak hem de ailelerin, anne ve babaların çocuklarını daha güvende hissettirmelerini ve en azından gözleri arkada kalmadan o çocuğun Milli Eğitim Bakanlığı'nın onaylı bir oyununu aldığında bununla hem bilgi sahibi olacağını hem de eğleneceğini hem de en azından akrabalarıyla, eşi dostuyla daha doğru bir şekilde iletişim kurabileceği, daha kültürel bilgi birikimine sahip olacağı ve eğitimsel açıdan da kendini geliştirebileceğini bilecek. Yabancı dilden ana dile, tarihten matematiğe, hatta üniversite hazırlığına kadar birçok içeriğin yer aldığı oyunlar sanal marketlerde öğrencilerin kullanımına sunuldu. Çocukların eğlenme ihtiyacı var ama yeri, kararı ve zamanında bunu gerçekleştirmesi gerekli. Milli Eğitim Bakanlığı da madem bu tarz oyunlar oynanıyor, o zaman bu tarz oyunlar en azından kendi bünyemiz dahilinde geliştirilsin. En azından bu kültürel yozlaşma ve kültürel yabancılaşma karşısında kendi değerlerimizi öğretici türde tarzda oyunlar gerçekleştirilsin. Bakanlık sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Çocukların ilgisini çekecek yeni bir strateji oyununun geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Oyunla hem Mohaç, Kosova, Nibolu gibi tarihi zaferler anlatılacak hem de çocukların eğlenmesi sağlanacak. Hem ders çalışır çocuk, hem o karakterleri öğrenir, hem de gerçekten kendine özgü bir strateji geliştirir. Uzmanlar bu oyunların anne ve babaları rahatlatacağı görüşünde. Ancak yine de velileri uyarmadan edemiyorlar. Yasakçı zihniyetle hiçbir yere varamayız. Yasaklar ne yazık ki çocukların daha fazla ilgisini çekiyor. Anne ya da baba bunu yasaklamak yerine onlarla birlikte bu oyunları oynarken başında bulunsa, sosyal paylaşım ağlarına girerken onları kontrol edebilse, gelişi güzel bir şekilde bilgisayarın başına, gelişi güzel bir şekilde tabletlerin, akıllı telefonların karşısına bırakmasa, ne o çocuk o noktaya düşecek, ne anne baba da yarın öbür gün çocuğunun başına bir şey geldiğinde üzülecek, ağlayacak ya da bu neden böyle oldu diyecek.